Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsü teşriflerini arz ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sevgili gençler. 2013'ten beri otobüs alınmıyorsa bir sorunumuz var demektir. Ve otobüs almak için çaba harcayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza engel çıkarılıyorsa bir sorunumuz var demektir. Eğer milyonlarca evladımız internete ulaşamıyorsa pandemi döneminde olsun veya olmasın bir sorunumuz var demektir. Eğer hala yüz binlerce çocuk yatağı aç giriyorsa bir sorunumuz var demektir. Eğer gençler geleceklerinden endişe duyuyorlarsa, kaygı duyuyorlarsa ve biz acaba yurt dışına nasıl gideriz diye düşünüyorlarsa bir sorunumuz var demektir. Eğer Türk lirası yabancı para karşısında pul haline düşüyorsa bir sorunumuz var demektir. Bütün bu sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir. Eğrisi veya doğrusu. Ama sorunların kaynağı ülkeyi yönetenlerdir. Çünkü sorumluluk onlara aittir. Çünkü onlar söz verdiler. Biz bu sorunları çözeceğiz diye. Ama çözemediler. Dolayısıyla çözemediklerine göre bizim çözmemiz gerekiyor. Çözenlerin iktidar olması gerekiyor. Ve çözenlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Ve biz bunu yapmak zorundayız. Demokratik yollarla bunu gerçekleştirmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanımız gayet güzel ifade etti. 4 milyar lira borç ödedim dedi. Hiç borç almadım dedim. Demek ki borç almadan da otobüs alabiliyorsunuz. Demek ki borç almadan da ve borçları ödeyerek de bir kenti yönetebiliyorsunuz. Ve yönettiğiniz kente hesap verebiliyorsunuz. Ve yaptığınız ihaleleri kamuoyuna açık yapabiliyorsunuz. Ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyabiliyorsunuz. İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı gayet güzel açıkladı. Evet, sorun var ama sorun çözülebiliyor. Biz bu sorunu çözebiliriz. Demokratik yollarla çözebiliriz. Halka hesap vermenin siyasetçi için onurlu bir görev olduğunu herkese duyurmak zorundayız. Herkese anlatmak zorundayız. Kur farkı, Sayın Başkan, kur farkı sadece Türkiye'nin bilançosunu değil tabii, sizin de söylediğiniz gibi bütün belediyelerin, bütün kamu kuruluşlarının da bağımsız kuruluşların da bilançolarını alt üst etti. Çılgın projelere ihtiyacımız yok dediniz. Ya bu memleketin, Sayın Başkanım, bu memleketin çılgın adamlara değil, akıllı adamlara ihtiyacı var. Olayı bilen insanlara ihtiyacı var. Sorunları masaya yatırıp açık yüreklikle tartışan insanlara ihtiyacımız var. Kibirlere değil, kibirlilere değil, alçak gönüllü, ülkesi için çalışan insanlara ihtiyacımız var. Böyle bakmamız lazım. Ancak sorunları böyle çözebiliriz. Sorunlara böyle yaklaştığımız zaman pek çok sorunun kısa süre içinde çözüleceğini hepimiz biliriz. Aklı başında olan herkesin bu gidişten kaygı duyduğunu biliyoruz zaten. Bilmemek mümkün değil. Ama çözülmeyecek sorunu yoktur Türkiye'nin. Bütün sorunları çözülebilir. Akılla, bilgiyle, birikimle, deneyimle, istişareyle bütün sorunları çözülebilir. Ne kadar ağır yük alırsak alalım, bu sorunların tamamının üstesinden gelebiliriz. Kısaca ne yaptınız diye Büyükşehir Belediye Başkanımız diyor ki biz bunları, şunları, şunları, şunları yaptık. Dönüp bize diyorlar ki ne yaptınız? Sayın Başkan, bu soruyu sormaları gayet doğal. Çünkü onlar başka bir şey yapıyorlardı. Siz onu yapmadınız. Siz harcadığınız her kuruşun hesabını millete verdiniz. İhaleleri açık yaptınız. Onların alışkın olmadığı bir yönetim tarzı. Onlar ihaleyi kapalı yaparlar, paylaşırlar kendi aralarında. Paraları paylaşırlar. Halka hesap vermezler. Halkı küçük görürler.
Siz tam aksini yaptınız. Diğer belediye başkanlarımızın yaptığı gibi. O nedenle ben bütün Ankaralıların önünde ifade edeyim. Size yürekten teşekkür ederiz. Bütün belediye başkanlarımız da aynı amaçla, aynı çerçevede hareket ediyorlar. Efendim hepinize yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun diyorum efendim. Sayın Genel Başkanım, sizi uğurlamayalım. Bugünün hatırası olarak sadece haber değerli misafirlerimiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve buradan şimdi kurdele kesimi için otobüs... Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Ankaralılar, ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Gördüğünüz el otobüsler, tüm Ankaralılar teknolojiden ve aynı zamanda çevre dostu bu otobüslerden faydalanacaklar ve Ankaralı hizmet almaya devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun başkentimize. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar ve gör resmi aklı.